Arkadaşlar, safir ayeti geometrinin son sorusu. Ben biraz üzerinde işlem yaptım da şöyle yaptık arkadaşlarım. Şurası dik teğetten dolayı, burası dik zaten verilmiş. Çapı gören çevre açı, şurası da 90 derece. M ve N kenarıyla başladık. Şurası çap uzunluğu 2 birim. M ve N dedim şu uzunluklara. Karşının hipotenüs oranı sinüs x'e eşittir. Onu yazdık. M bölü 2 sin x. Burada M 2 sin x geldi. Komşu bölü hipotenüs, yani n'nin 2 oranı da kosinüs x eşit. N'de 2 kosinüs x geldi. Bunlar uzunluklar trigonometrik değer bakımından. Ben önce pembe bölgenin alanını bulacağım için dik kenarlarını A ve B yazdım. Ve şöyle bir şey yaptık. Şu x için karşının hipotenüs oranı, yani A'nın 2 sin x oranı eşittir sin x. Komşunun hipotenüs oranı, yani B bölü 2 sin x de kosinüs x eşit. A'yı 2 sin kare x bulduk. Şuraya yazıyorum. B'yi ise B eşittir 2 sin x cos x. Ki bu yarım açı formülünden sinüs 2x eşit. B'nin değeri de bu. Yerine yazıyorum. 2, pardon, sinüs 2x. Şurası. Sinüs 2x. O zaman pembe bölgenin alanını buluyorum. Pembe bölgenin alanı 2 sin kare x çarpı sinüs 2x bölü 2. Sadeleştirirsek sin kare x çarpı sinüs 2x gelir. Pembe bölgenin alanı şu dediği için birincisi yanlış. İkiye geçiyorum şimdi. Sarı bölgenin alanı. Olayda sarı bölgenin alanı olduğu için şunu şöyle çevireyim. Sarının bana dik kenarlar lazım. Birini biliyorum zaten. 2 sin kare x'i buraya geçirdim. 2 sin kare x. O zaman bana şuradaki p değeri lazım. Karşının komşu oranı, yani p'nin 2 sin kare x oranı. Bu açının tanjantı demek. Tanjant x. O zaman p'yi yalnız bırakırsak 2 çarpı sin kare x çarpı tanjant x demek. Yerine yazacağım şimdi. Bununla bunu çarpıp 2'ye böleceğiz. Sarı alan eşittir p, yani 2 sin kare x çarpı tanjant x çarpı 2 sin kare x bölü 2'dir arkadaşlarım. İkiler sadeleşir. Sonuç 2 çarpı sinüs 4x, onu en son yazayım. Sinüs 4x çarpı tanjant x'tir arkadaşlar. Şimdi cevabı bakıyoruz. Bu var, bu var ama bölü 2 diyor biz, çarpım 2 bulduğumuz için 2 de yanlış. 3 numaraya geçtim. 3 numara işlerinde biraz daha kolay olanı. Pembenin yeşile oranı. Bu iki dik üçgen birbirine benzer üçgenler. İşte 90x, 90xx, 90x, 90xx. O zaman ben benzerlik oranını bulacağım. Benzerlik oranına k dersek pembenin 90'ın karşısındaki karşısı 2 sin x. Yeşilde 90'ın karşısında ise 2 cos x var. Bu benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi alanları oranını verir arkadaşlarım. İkileri sadeleştirir, karesini alırsanız sin kare x bölü cos kare x gelir. Yani bu demek tan kare x demek. Cevabımız burada 3'te de dediği şey budur. Tan kare x için yalnız 3 doğru, yani cevabımız Bursa'dır.